Günaydın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karnıyarık otu tohumu tozumu yaptım. Bu sefer tozu döküp hemen pipet yardımıyla o tozu böyle üstten içmeye çalıştım. Daha kolay oluyor, daha kolay içiliyor. Karıştırdığınızda iyice yayılıyor ve tadı daha fazla geliyor. Zaten Buğçe böyle yapıyordu. Niye hemen öyle yapmadıysam anlamadım. Şimdi de suyunu içiyorum. Sonra yine su içeceğiz. Ve suyumu bu Starbucks bardağımda içiyorum. Ya bu bir aralar hep yukarıdaydı. İçmiyordum bundan. Normal bardaktan içiyordum. Ama bu çok daha iyi, faydalı. Çünkü bu yanınızda bulunuyorsa hep zaten su içmek istiyorsunuz. O yüzden yoksa alın. Böyle büyük bir bardak. Yani çok iyi oluyor. Ve şimdi kahvaltımı yapacağım. Kahvaltıda yine böyle bir tabak yapacağım ve üzerinde farklı şeyler olacak. İlk önce salatalık, avokado, yeşil zeytin. Bunu dün aldım, keçi peyniri ama içerisinde bal da varmış. O ikili güzelmiş, deneyeceğiz. Humus, bir yumurta, bunu tavada yapacağım birazdan. Badem, lor peyniri ve karpuz. Karpuz dolapta duruyordu, o yüzden dayanamadım, onu da yiyeceğim. Ve içecek olarak dün marketten pancar suyu ve havuç suyu aldım. Ya bazen evde yapıyorum ama evde posası kalıyor ve onu içemiyorum. O yüzden böyle %100 marketten alayım dedim. Daha iyi oluyor. Ve bunlar çok yoğun. Yani gerçekten çok az gerekiyor. Bunları karıştırmayı seviyorum. Yengem söyledi bana. Denedim ve çok güzeldi. O yüzden onu da içeceğiz. Ve kahvaltı tabağım bu şekilde. Biraz dolu oldu. Yani bayağı dolu oldu. Sonradan hurma ve muz çipsi de ekledim. Biraz böyle tatlılık olsun diye. Ve burada da karpuzumuz var. Şimdi içeceğe dökeceğim bardağı ve burada kızartılmış ekmeklerimiz var. Normalde kraker yerim. Benim böyle tohumlu bir krakerim var. Ama onlardan kalmadı. O yüzden yanında böyle iki dilim ekmek yiyeceğim. Keçi peynirini çok merak ediyordum. Onu deneyelim. Bu keçi peynirini de yeni keşfettiğim bir şey aslında. Şeyma Subaşı gibi yedim videosunda keşfettim bunu. Önceden öyle farklı peynirler mesela hiç yemezdim. Trabzon'a da gittiğimizde orada o farklı peynirler satılıyor. Hiç yemezdim. Yani öyle farklı şeyler denemeyi sevmem ama bu gerçekten hoşuma gitti. Çok iyi. Bal çok yakıştı. Tavsiye ediyorum. Keçi peyniri ve bal. Ve favori kombinimi göstereyim size. Avokado ve humus. Aşırı yakışıyor. Yani gerçekten en iyi ikili diyebilirim. Bugün işe gideceğim bu arada. O yüzden bakılırsa aslında o kadar fazla değil. Çünkü saat 6'ya kadar bir şey yemiyorum. Sadece bununla duracağım. Bu arada bu evde yaptığımdan çok daha farklı. Tadı o kadar yoğun ki ya doğal olduğunu hissediyorsunuz. Çok doğal. Ya renginden anlaşılıyor zaten ve kokusundan. Çok yoğun bir kokusu var. Ve tabağımda muz çipsi, hurmalar ve bademler kaldı. Tatlı olan şeyler. Çok tokum yiyemeyeceğim bunları. O yüzden işten gelirken akşama çayın yanında yeriz. Ve bugün kahve içmedim. Zamanım yok, şu an hazırlamam lazım. Yoksa kahveyi de yapardım. Yapsam mı? Yapayım ya, yukarıda içerim. Aynen yapayım. Yoksa canım çekecek. Ve hazırlandım. Çok fazla makyaj yapmadım. Zaten bu aralar çok fazla makyaj yapmayı sevmiyorum. Bir maskara ve dudak kalemi sürdüm. Kahvemi de içemedim. İki şey aynı anda hiç yapamıyorum. Yani hazırlanırken o arada kahve içemiyorum. Kahveyi böyle keyifli keyifli içmeniz gerekiyor. Böyle acele acele değil. Daha sıcakmış iyi bari. 15 dakikam falan var. Ya bayağı bir alışveriş yaptım bu aralar. Ya aslında paramı iyi biriktiriyorum. Yani yeni yeni başladım ona da aslında. Ama biriktiriyorum. Ve yani yaz için son eksikleri alıyorum öyle diyeyim bari. H&M'den, Zara'dan, Oysho'dan, Nike'dan.
Gelirseler göstereceğim. Büyük ihtimalle yarın ya da ondan sonraki gün gelecekler. Ama çekerim sizin için. İşten sonra görüşmek üzere. Ve işten geldim. Şimdi akşam yemeğini yiyeceğim. Annem nohut sürdü fırına. Ve yanında da bulgur pilavı yiyeceğim. Yoğurtlar çok güzel yeniliyor. Zayıflama dönemimde en sık yediğim akşam yemeği gerçekten. Nohutlar böyle fırında kıtır kıtır oluyor. Ve bulgur da yanına çok yakışıyor. O yüzden onu yiyeceğim. Ve akşama da çay içerim. Yanına da kahvaltıdan kalan şeyleri yerim. Hurma, badem ve muz cipsi. Arkadaşlar bugün Perşembe günü. Dün vlog çekmedim çünkü dün başka bir video çektim. 4 pratik ve unutuyorum ya hep. Hemen bakıyorum. 4 sağlıklı ve pratik tatlı atıştırmalık tarifi. Dün sadece tatlı yedim. Ve akşam annem dolma yapmıştı. Dolma yedim ama normal kahvaltı yapmadım. Çünkü saat 9'da uyandım, aşağı indim ve hemen o videoyu çekmeye başladım. Sonra amcam da geldi dün ve amcam bana ne aldı sizce? Tahmin etmesi zor olmayacak. Ya çok güzel. Şuna bakın. Çok tatlı. Ve daha bu videoda böyle bardak hakkında konuşmuştum alın diye. Amcam almış. Böyle deniz kızı var üzerinde. Şöyle yeşil pipeti de var. Artık suyumuzu bununla içeceğiz. Şimdi kahvaltımı hazırlıyorum. Burada bir tane yumurtam var. Onu tavada yapacağım. Azıcık Hindistan cevizi yağı koydum. Daha sonra bu krakerlerden aldım. Yine en sevdiğim kraker gerçekten. Bunun içerisinde hep tohumlar var. Hiç şeker yok. Çok sağlıklı. Dün tarif videosundan chia puding almıştı. Yaban mersinli. Onu da yiyeceğim. Havuç suyu ve pancar suyu. Onları karıştıracağım. Yani o kadar. Biraz böyle sade bir kahvaltı olacak. Ve kahvaltım bu şekilde. Burada yumurtam var. Krakerlerin üzerine humus sürdüm. Bu humusun içerisinde kurutulmuş domates var. Çok güzel oluyor. Burada chia pudingim var. Chia pudinge yoğurt koydum. Ve donmuş yaban mersiniyle süsledim. Ve içeceğim. Suyum da burada. Kahvaltımı yaptım. Şimdi kahve içelim. Kahveler de yavaş yavaş bitiyor. Şu bitti mesela. Ama hepsi bitsin, öyle yenileyeceğim bunu. Şunu için. Bu da bitti. Artık kutularımı odamda saklıyorum. Aşağıda saklayamıyorum. Bir paket daha bekliyorum. Bugün H&M'den gelecek. O da gelsin, göstereceğim hepsini size. Ama her parça çok güzel. Şöyle spoiler verelim. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım ve iş için hazırlanacağım. Biraz erken gideceğim bugün işe. Çünkü yaz için izin kağıdını doldurmam gerekiyor. Evet, onu halledeyim. Ve hazırlandım. Saçımı böyle topuz yaptım. Şu küpeleri taktım. Böyle halka. Gidelim. Saat 6'dan sonra görüşmek üzere. Ve işten geldim arkadaşlar. Şimdi aşağı ineceğim. Akşam yemeğimi yiyeceğim. Sonra da alışverişimi göstereceğim. Çünkü son paket de geldi. Denemeli alışveriş yaparım. Ve şimdi size aldıklarımı göstereceğim. 4 farklı yerden alışveriş yaptım. Nike, Zara, H&M ve Oysho. Ama kendimi iyi tuttum. Bazen alışveriş yaptığımda çok abartabiliyorum. Çok gereksiz şeyler alıyorum. Ama bu sefer ihtiyacım olan şeyleri aldım. İlk önce H&M'den başlayacağım. O bugün geldi. H&M'den çorap aldım. Böyle beyaz sade çorap. 8 tane var bunda. İhtiyacım vardı ve aldım. Daha sonra H&M'den bu terlikleri aldım. Yazın denize giderken ya da havuza giderken kolay olur diye düşündüm. Giy ve çık. Böyle bej renginde ve şu ön kısmında böyle bir desen var. Bunlara Yeezy'nin terliklerine benzetmeye çalışmışlar. Bu şekilde. Ama güzeller. Sevdim. Ve 10 euro çok uygun. Bu arada her şeyin linkini aşağıya bırakacağım. Oradan bulabilirsiniz. Gelelim Nike'a. Nike'dan 2 parça aldım. Nike'de %30 indirim vardı. O yüzden bunlar çok uyguna geldi. İlk önce böyle mavi bir tişört aldım. Bu böyle kısa ama large aldım. Biraz daha büyük olsun diye. Şu ön kısmında da Nike'ın logosu var. Böyle iki logo var üst üste. Onu güzel yapmışlar. Hoşuma gitti.
Öyle. Yani güzel olur. Evde de giyerim. Dışarıda da kot pantolon üstüne ya da beyaz pantolon üstüne çok yakışır. 20 euroya düşmüştü. Erkek kıyafetlere daha bir ilgimi çekiyor. Daha rahat oluyor. O yüzden erkek bölümünden böyle bir sweat aldım. İçi o kadar yumuşak ki böyle çok yumuşak bir kumaşı var. Böyle gri bir sweat ve şu ön kısmında bir şeyler yazıyor ve Nike logosu var. Yine mavi. Bunu small aldım. Zaten çok büyük. Yazın için yani belki akşamları serin olur üzerime giyerim. Bu da 20 euroya düşmüştü. O yüzden onu da aldım. Evet, bir erkek kıyafet takıntım var. Gelelim Zara'ya. En fazla alışverişi Zara'dan yaptım her zamanki gibi. Zara'dan 3 tane tişört aldım. İlk önce bu tişörtü aldım. Çok turuncu bir tişört. Kendimi havuç gibi hissedeceğim bunun içinde. Ama bu şekilde üzerinde de organic carrot cake yazıyor. Yani organik havuçlu kek. Ben havuçlu keki severim. Organik şeyleri de severim. O yüzden bunu gördüğümde almak istedim. Large aldım. Ya bunu dışarıda giyer miyim bilmiyorum ama böyle evin içinde giymek için işte pijama da olur. Öylesini aldım yani. Tam bu çok gerekli bir alışveriş değildi ama hoşuma gitti. O yüzden aldım. İlk tişört o şekilde. Daha sonra böyle bir tişört aldım. Bu çok güzel. Bunu gerçekten çok beğendim. Bu böyle keten bir tişört. Keten çok moda oldu bu aralar. Her yerde görüyorum. Ve yine böyle bej renginde çok sade bir rengi var. Bunu her şeyle giyebilirsiniz. Bunu da yine large aldım. Evet, yine large aldım ki biraz daha salaş, biraz daha büyük olsun diye. Ve fiyatı da uygundu. 13 euroydu. Ve gelelim bu tişörte. Bunu Hande Erçel'de görmüştüm. Öyle aldım. Biraz kalın bir kumaşı var. Yani yazın giyer miyim bilmiyorum. Ama akşamlara giyilir belki serin olursa. Böyle çizgili çizgili şeyleri çok severim. Kırmızı ve bej. Ama çok güzel. Bunu çok beğendim. Bunun da fiyatı bakayım. 16 euroydu. Bu da çok pahalı değildi. Daha sonra Zara'dan ya bu herhalde en sevdiğim parça. Bir çanta aldım ve bu çanta çok uygundu. 16 euroya düşmüştü. Bence yazın için çok güzel bir çanta. Bu şekilde. Ya çok tatlı. Böyle bilmiyorum. Çok tatlı bir çanta. Böyle siyah, yeşil ve beyaz. Şöyle tutmak için bir yeri de var. Ama böyle bir zinciri de var altın. Bu şekilde. Bence mesela sade siyah elbiselerle çok güzel olur. Tatlı ya ve çok böyle bohem tarzı, salaş. Tam benim sevdiğim. Tamam, o da Zara alışverişinde. Son olarak Oysho kaldı. Oysho'dan iki tane pantolon aldım. İkisi de %100 keten. Ya hayatımda giydiğim en rahat pantolonlar. Denedim ve çok güzel duruyorlar. Birazdan göstereceğim size. Bu böyle koyu yeşil bir pantolon. Kamerada rengi çok iyi belli olmuyor. Böyle şalvar gibi. Salaş. Ay en sevdiğim şey salaş. Diğeri de böyle. Bu böyle sarı bir pantolon ama çok canlı bir sarı değil. Tamam, şimdi giyeceğim. Öyle gösteririm size. Pantolon bu şekilde duruyor. Tam böyle şalvar gibi. Çok bol ve çok rahat. Çok bol olduğu için zaten small bedenini aldım. Ve bu bence iyi. Yani tam böyle durmasını istiyordum zaten. Bu benim her şeyim olacak. Bunu şimdiden hissettim. Sanki pantolon giymediniz gibi o kadar rahat. Bu pantolonu az önce ütüledim size göstermek için. Çünkü çok karışıktı. Ama bunun da duruşu bu şekilde. Bu da yine böyle bol ama diğeri kadar bol ve salaş değil. Yine çok rahat. Kalitesi, kumaşı çok güzel. Rengi güzel. Oysho gerçekten bunu çok iyi yaptı. Yani şu an tüm renkleri alasım var. Bu kadar rahat olduğu için. Ben böyle pantolonları arıyordum zaten ama Zara'da H&M'de zor bulunuyordu. Oysho'da varmış. Yani böyle pantolonlar arıyorsanız Oysho'ya bakabilirsiniz. Ve şimdi tişörtlere gelelim. İlk önce bu Nike'ın tişörtü. Ya bence rengi falan çok güzel. Mesela böyle de giyilir evde. Ve bu da kazağım. Ya bu da çok böyle... Ay yiyeyim bunu ben. Çok rahat ve içi yumuşacık. Bunun içinde yaşamak istiyorum ben şu an. Ve bu turuncu tişört. Gerçekten bunu niye aldım ya? Sadece yazısı için aldım. Ama neyse, güzel pijama olarak. Ve bu da keten tişört. Bunu da çok beğendim. Kotla çok güzel yakışır ve o salaş pantolonlarla da çok güzel yakışır. Ve bu tişörtü de çok beğendim. Hem oversize duruyor hem böyle kırmızı çizgili üstüm yoktu.
O yüzden güzel bir parça. Kim toplayacak şimdi bunları? Hiç enerjim kalmadı. Birazdan aşağı inip bir enerji çayı yapayım bari kendime. Ve yarından sonra burada Hollanda'da havalar güzel olacak inşallah. Hava durumu öyle gösteriyor. 22 derece, 20 derece falan gösteriyor. Sonunda yani gerçekten burada Hollanda'da hep yağmur vardı ve hep kötü hava. Böyle insanın modunu düşürüyordu öyle diyeyim size. Ama artık öyle olmayacak. Artık sabahları güneş karşılayacak bizi. Ya o kadar hasret kaldım güneşe. Şu 7. ay hemen gelsin de izine gideyim, ne güzel olur. Spor da yapmıyorum 2 gündür. Zamanım olmadı gerçekten. Ama yarın yine spor yapacağız. Hem Pamela'nın hem Buğçe'nin videolarını yapıyorum. Çok yorgun görünüyorum şu an. Aşağı inip bir enerji çayımı hazırlayayım. Enerji çay mı deniyor bilmiyorum ama çayın üzerinde enerji yazıyor. Yani enerji veren bir çay. İçerisinde böyle farklı farklı bitkiler var. Tek ihtiyacım olan şey şu an enerji ve bitter çikolata. Giorno, günaydın, good morning, good morning arkadaşlar. Çok mutlu uyandım. Güneş var, mutlu, güzel, pozitif, enerjik bir gün olsun. Dün gece, yani uyumadan önce bayağı bir enerji gelmişti. Büyük ihtimalle çay sayesinde. Spor yaptım, bayağı spor yaptım. Gece saat 12'deydi herhalde. Ama iyi geldi. Şimdi karnıyarık otu tohumumu hazırlayacağım. Öyle güne başlayalım. Ve şimdi kahvaltımı yapacağım. Kahvaltıda yoğurt yiyeceğim. İçerisine bu mixten koyacağım ve çiğ ay çekirdeği. Bir tane armut da vardı. Son meyve bu evde, bu armut. Onu yiyeceğim. Daha sonra bu krakerlerden yiyeceğim. Üzerine yine o humustan süreceğim. Kurutulmuş domatesli. Ve burada birkaç tane zeytin var. Böyle iki farklı kahvaltı yapacağım. Ve yine havuç suyumu ve pancar suyumu içeceğim. Ve kahvaltımız hazır. Hazırlandım arkadaşlar. Saçımı böyle yaptım. Şöyle yarım topladım onu böyle üstte. Küpe yine aynı. Bu hırkayı giydim. Bu tişörtü ve Oysho'nun sarı pantolonu. Geç kaldım. 6'dan sonra yine görüşmek üzere. Ve arkadaşlar benim işim bitti. Şimdi Elif'e geldim. Elif'in iş yeri tam benim iş yerimin karşısında. Yani buradan benim çalıştığım yeri görebiliyorum. Birazdan o da bitecek saat 7'de. O zaman da birlikte eve gideceğiz. Elif de böyle kırtasiye gibi bir yerde çalışıyor. Şurada mesela ajandalar var. Bunlar çok güzel. Şöyle bir takım da var. Böyle. Çiçekli böcekli. Böyle kartlar var doğum günü için. Yani bayağı güzel şeyler var. Şunlar mesela çok büyük. Dergiler var. Bayağı bir dergi var burada. Ve eve geldim arkadaşlar. Ya hava gerçekten çok güzel bugün ve yarın daha güzel olacak. Artık Hollanda'ya yaz geldi. Az önce yulaf lapası yedim aşağıda akşam yemeği olarak. Çünkü canım çok çekti. Uzun zamanda yememiştim. Dolmuş yaban mersini koydum içine. O böyle çok güzel oluyor. Videoyu burada kapatmayacağım bu arada. Yarın da çekeceğim. Cumartesi günü. Ya vlog çektiğimde hep hafta içi çekiyorum. Ama bir hafta sonu günümü de görün istedim. O yüzden yarın da çekim yapacağım. Şimdi aşağı ineceğim. Bir çay mı içelim? Çay içelim. Güzel olur. Ve yorgun asude dolabını düzenleyecek. Aslında hiç zamanı değil. Gerçekten şu an koltukta yatmak istiyorum ve son yazı izlemek istiyorum. Ama az önce dolabı açtım ve o kazakları gördüm böyle kalın kalın. İçim darlandı. Anneme dedim anne bu böyle olmayacak. Yazlıkları yerleştirelim. Kışlıkları çıkartalım. Sonra bu elbiseyi gördüm. Bunu daha önce almıştım ama size göstermedim. Unuttum. Bu H&M'den böyle tişört elbisesi. Şöyle beyaz ve bayağı uzun. Bunlar yazın çok kolay oluyor. Geçen sene Zara'dan bir tane almıştım. Böyle koyu yeşil. Çok soru aldım nereden aldın diye. Instagram'da bir resmim var onunla. Ama o Zara'dan eski koleksiyon ama H&M'e de geldi. Böyle bunların linkini aşağıya bırakacağım. Başka renkleri de var ama onlar hep tükendi. Takip edeceğim ve alacağım. Small aldım çünkü bunlar çok bol oluyor. Cepleri de var. Şöyle belinize bir güzel kemer bağlayın. Altına güzel bir çift ayakkabı, takılar. Güzel olur. Tamam şimdi dolabımı düzenleyelim. Anne! Ha gittin sandım. Hayır gidemezsin. Anne dolabımı düzenleyeceğiz. Ya ben anlatamam. Babam gece kapından ne yapayım?
Ve bitti arkadaşlar. Şu an çok mutluyum. Yerde kaldı. Anneme şey diyorum. Bunları şimdi doldurmam lazım. Alışveriş yapmam lazım. Kızıyor bana. Pantolar burada. Tişörtler. Spor kıyafeti. Burada yine kazaklar var. Ama çok kalın olmayan kazaklar. İnce kazaklar. Sonuçta Hollanda, ne olur ne olmaz. Burada da pijamalarım var. Şimdi çay keyfi yapabiliriz. Ve son yazı izleyeceğim. Bu bölüm çok heyecanlı olacaktı. Son yaz izleyenlere yorumda buluşalım. Arkadaşlar uyandım. Şimdi Hindistan cevizi yağlı kahvemi yapacağım. Çünkü birazdan spor yapacağım. Pamela'nın 20 dakikalık tüm vücudunu yapacağım. Bayağı atlamalı, zıplamalı. O yüzden bu kahveyi yapacağım. Bu kahveyi de uzun zaman yapmadım ama böyle daha iyi oluyor. Yani sürekli yaparsanız etkisini kaybediyor. O yüzden her zaman yapmayın. Sadece kardiyo yaptığınızda, yani bol atlamalı sporlar yaptığınızda yapın. Ve bugün yine hava çok güzel. Birazdan spor yaptıktan sonra dışarıya çıkacağım. Alışveriş yapmam lazım çünkü bayağı eksiklerim var. Böyle doğal, organik bir market var burada bizim yakınımızda. Oraya gideceğiz. Birlikte sizi de alacağım yanıma. Bakayım içeride çekim yapabilirim herhalde. Kadına sorarım olmazsa. Orada çok tatlı bir kadın çalışıyor, böyle yaşlı. Oraya gideceğim ve markete de uğramam lazım. Bakacağız. Şöyle bir tatlı kaşığı ekleyeceğim. Fazla oldu. Şu kadar. Ve iyice karışsın diye, şu yağlı kısmı böyle üstte durmasın diye bununla da karıştıracağım. Spor zamanı. Şimdi odamda yapacağım sporu. Şu 20 dakikalık sporu yapacağım. Bunun linkini aşağıya bırakırım. Orada bulabilirsiniz. Bitirdim. Bitirdim. Ben de bittim. Şu tere bakın. Çok terledim. Şimdi hemen banyoya. Saat 2'ye geliyor ve ben daha kahvaltı yapmadım. Bu hiç iyi bir şey değil. Normalde hemen yaparım ama bu sabah olmadı niyeyse. Güneş kremi çok önemli. Şimdi hemen yapacağım. Aşağı inip sonra makyajımı yaparım. Bu arada Zara'dan aldığım tişörtü giydim. Altına krem pantolon da giydim. Görünmüyor şu an ama birazdan gösteririm. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Yine aynı kahvaltı yapacağım. Ezberlediniz artık. Yoğurt kasesi ve bu krakerlerden. Ya bu aralar hep aynı kahvaltı yapıyorum. Ama birazdan markete gideceğim. Başka malzemeler alacağım. Ve annemler de pazara gitti. Onlar da meyve alacak. Çünkü evde hiç meyve kalmadı. Sebze falan. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Kombinim bu şekilde arkadaşlar. Bu çizgili kırmızı tişört giydim Zara'dan. Pantolonum da Zara'dan ama geçen senenin ve çantam da Mango Outlet'ten. Gidelim. Dükkana geldim. Ben bu granolardan alıyorum hep. Bunlar şekersiz ve içi gerçekten çok temiz. Sadece meyvenin kendi şekerleri var. Ben bu çileklisini almıştım. İçerisinde kurutulmuş çilekler var ama elmalısı da var, muzlusu da var. Burada portakallısı da var. Şundan alacağım yine ve başka bir tane de alacağım denemek için. Büyük ihtimalle muzlu. Burada unlar var. Ben badem ununu alıyorum her zaman. Ekmekler için, muzlu ekmekler için. Şundan. Çok iyi oluyor. Ama farklı unlar da var. Şimdi her şeyin ne olduğunu da tam bilmiyorum. Ve şu pancar suyu da çok güzel oluyor. Onu her sabah içiyorum. Ama farklı içecekler de var. Burada da bayağı büyük bir çay bölümü var. Doğal çaylar. Şurası dolu yani. Şurada çok fazla bal çeşidi var. Burada mesela fıstık ezmesi de var. Bunun içerisinde deniz tuzu var. Bu bademden yapıldı. Böyle. Tahin, tuz. Şimdi de markete geldim arkadaşlar. Bayağı yeşil şeyler aldım. Pancar suyu, havuç suyu, yaban mersini, salata, proteinli yoğurt, kereviz, avokado. Şimdi buradayım. Niye buradayım ben de bilmiyorum. Badem! Az önce uyuyordu, yeni uyandı ama uyumak istiyor herhalde. Ne diyorsun? Anlamıyor seni. Vay senin bin. Ve eve geldim, alışverişim bu şekilde. İlk önce organik yerden iki tane granola aldım. Bu kurutulmuş çilekli ve ham kakao parçaları var herhalde bunda. Bu da portakallı ve kardemom. Glütensiz, vegan, şeker yok, organik. Ama bunlarda şey de yok bak. Kuru yemiş de yok bunlarda. Bunda da yok.
Çok farklı. Neyse. Daha sonra aynı yerden bu çikolataları aldım. Bunlar ödül kazanmış çikolata. Bunların tatları gerçekten çok güzel. Normalini aldım ve bitter çikolatalısını aldım. Oscar'ın kazandılar. Abi. Daha sonra yaban mersini aldım. Böyle bayağı fazla aldım. Bu indirimdeydi. Proteinli yoğurt aldım. Vanilyalı. Spordan önce çok iyi oluyor. Avokado aldım 2 tane. Bunları makyajımı çıkarmak için ve öjemi çıkarmak için aldım. Asitli su oluyor değil mi bu anne? Asitli su aldım. Yine pancar suyu ve havuç suyu. Kereviz sapı aldım. 2 tane salata en sevdiğim. Onlardan aldım. Ve alışverişim bu şekildeydi. Şimdi öjelerimi çıkartacağım ama yine aynı rengi süreceğim. Çünkü bu renk çok güzel. Böyle nude bir renk. Her şeyle yakışıyor. Bu arada Essie'nin öjelerini kullanıyorum her zaman. Bunlar çok kalıcı. Ama sadece iş yerinde paketlerle uğraştığım için böyle çıkıyor ortasından. Ya da şöyle oluyor. Ve şimdi akşam yemeğimi yiyeceğim. Yine bu salatadan yiyeceğim. Bunu gerçekten her öğünde yiyebilirim. Çok lezzetli. Ve biraz sağlıklı yağlar almak için bir tane avokado ekleyeceğim içerisine. Yarısını koydum içerisine. Çünkü bunlar bayağı büyük. Böyle. Salatanın güzelliğine bakın. Her şey var içerisinde. Ve burada videonun sonunu çekeceğim arkadaşlar. Çünkü şimdi edit yapacağım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Böyle dolu dolu bir haftalık vlog oldu. Her hafta böyle vlog çekmeye çalışacağım. Diğer videolarımda görüşmek üzere.